Ve sıra geldi türemiş sözcüğe. Türemiş sözcükte bakın arkadaşlar, türemiş sözcük dedik ve sözcük türlerinden bahsetmiştik. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiildi. Türemiş fiili konusunu işlerken gördük ve türemiş sözcükten ben türemiş ismi anlayabilirim. Türemiş sıfat anlayabilirim. Türemiş zarfı anlayabilirim. Türemiş fiili de anlayabilirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi örneklerle konuyu derinleştirelim. Nedir? Artık büyük düşünme büyük oynama zamanı dedik. Bakın burada tür bakımından bir sürü demeyelim. Birden çok türemiş sözcük mevcut. Büyümekten bakın. Büyük sözcüğünü türettim. Fiil kökü fiilden isim yapan ek. Artık zaten öğrendik. Bakın burada büyük düşünme. Düşünme. Burada arkadaşlar düşünme değil bahsedilen. Düşünme. Yani düşünme işinin adı olmuş. O zaman düşün fiil kökü adı olduğuna göre demek ki bu M2 de master eki, hani isim fiilde görmüştük. O zaman bu da fiilden isim yapan ek. Yapım eki aldı. Yine türemiş sözcük diyebilirim bakın. Büyük için yine aynı durum söz konusu. Bakın. Oyun oyuna oynama. Oyun kökünden türüyor oynamak fiili. O zaman oyun için ben isim kökü diyeceğim. Oyuna, isimden oyna şeklinde. Bakın burada ortadaki U ünlüsü düşüyor. İsimden fiil yapan ek. Ve ben bu fiilden tekrardan ma ekiyle. Bakın bu ma yine büyük oynama zamanında olabileceği gibi olumsuzluk eki değil kesinlikle. Bu da yine aynı şekilde fiilden isim yapan ek. Gördüğünüz gibi yapım eki aldı mı bunlar? Evet. 3 sözcükte yapım eki aldığına göre demek ki bu 3 sözcükte türemiş sözcük. Evet. Geçiyoruz yine aynı şekilde. Açıklamalarımıza. Çok gergin bir patronunuz var dedim. Bakın. Gergin. Germekten gergin türettim. Fiil kökü germek, gergin, fiilden isim yapan ek. Ama ben bunu cümlede ne görevinde kullandım? Bakın. Aynı şekilde gergin bir patron. Sıfat görevinde kullandım mı? O zaman türemiş sıfat. Gördüğünüz gibi. Diğer örneğimiz. Bu tarz kitaplar ülkemizde pek tutulmuyor diyelim. Bakın. Tutulmak. Tutmak. Tutulmak. Tutulmuyor dedik. Şunu unutmuyoruz. Kuraldır. Her zaman yapım eki çekim ekinden önce gelir. Bunu unutmuyoruz. Fiil kökü. Tutmak. Tutulmak. Yine bakın fiilden yeni bir fiil türettim. Fiilden fiil yapan ek. Tutulmuyor.
Ha, eylemin olmadığını belirtiyor. Dolayısıyla buradaki ekim için ben olumsuzluk eki diyebilirim. Yor, çekim eki diyorum kısaca. Hangi ekti? Kipeklerinden şimdiki zaman ekiydi. Dolayısıyla çekim eki gördüğünüz gibi yapım eki, çekim eki, çekim eki. Ve türemiş olan sözcüğüm yapım eki aldı. Türemiş olan sözcüğüm ise ne? Fiil. Demek ki türemiş fiilmiş. Yani türemek de sadece belli bir sözcük grubuna özgü bir durum değil. Bir fiil de türeyebilir, bir zarf da türeyebilir, sıfat da isim de. Dediğimiz gibi Türkçe'de ekler daima sona gelir. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bunu unutmuyoruz. Sondan eklemeli bir dildir. Ama bunun istisnai bir durumu nedir? Bembeyaz bir elbisenin içinde göz kamaştırıyordu dedik. Bakın, pekiştirmeler de durum biraz farklıdır. Ama bu bembeyaz derken ki bem ek değil arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Dolayısıyla da ben bakın pekiştirilmiş sözcükler için türemiş sözcük diyemiyorum. Yani pekiştirmeler türemiş sözcük değildir. Bunu unutmuyoruz. Aklımızdan çıkarmıyoruz. Çünkü Türkçe'de ekler daima sona gelir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Onun dışında önce yapım eki bir kelimeye gelir. Sonrasında ardından çekim eki gelir. Mesela rüzgarın uğultusu gece boyunca devam etti dedim. Şimdi daha önce buna benzer bir örnek verdik. Değil mi? Uğultu. Bakın. Uğul. Uğultu. Yansımadan türemiş. Bir sözcük. Hatta isim türetmişim ben burada. Uğultu diye. Ha, demek ki ben yansımalardan da türemiş sözcük oluşturabiliyorum.